Doğal sayıların birimi 1 ise müziğin sayma biriminde bir vuruş süresidir. Bu süreye nota değeri denir. Nota değeri tamamen birim kesirlerle ilgilidir. Aşağıda bazı nota değerleri verilmiştir. Verilen müzik notalarının nota değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Nota değerlerini bulalım. Bu verilen ifademizin nota değeri 1 bölü 2. Bu verilen ifademizin nota değeri ise 1 bölü 16. O zaman bunları toplayacağız. Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 16'yı toplayalım. Paydamız 16'da eşitleniyor. Bu durumda 8 ile genişlettik birinci kesirimizi. 8 bölü 16 artı 1 bölü 16'dan 9 bölü 16 olarak bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Doğal sayıların birimi 1 ise müziğin sayma birimi de bir vuruş süresidir. Bu süreye nota değeri denir. Nota değeri tamamen birim kesirlerle ilgilidir. Aşağıda bazı nota değerleri verilmiştir. Verilen müzik notalarına göre A artı B aşağıdaki kesirlerden hangisine denktir? A'yı ve B'yi bulalım önce. A'ya baktığımızda ilk notamız bu. Değerine bakarsak 1 bölü 2. İkinci notamız değeri 1 bölü 8. Toplayalım. Paydamız 8 ile eşitleniyor. 8 olması için 4 ile genişlettik. 4 bölü 8 artı 1 bölü 8'den 5 bölü 8 oldu. B'yi bulalım. B'deki notamızın değeri 1 bölü 16. Diğer notamızın değeri de yine 1 bölü 16. Toplayabiliriz. Paydalarımız eşit çünkü. 2 bölü 16 oldu. Sadeleştirelim. Her ikisi de 2'ye bölünüyor sayılarımızın. Bu durumda 1 bölü 8 oldu. A artı B'yi soruyordu bize. A 5 bölü 8. B de 1 bölü 8. Toplarsak 6 bölü 8 oldu. Şıklarda da yine nota değerleri verilmiş. Bu durumda her birini tek tek bulalım. A şıkkındaki notamıza bakarsak. Birincinin değeri 1 bölü 2. İkinci notamızın değeri 1 bölü 4. Paydamız 4 de eşitleniyor. Bu durumda 2 ile genişlettik. 2 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 oldu. B şıkkındaki ifademiz notamızın değeri 1. Diğer notamızın değeri ise 1 bölü 8. 1 ile 1 bölü 8'i toplayalım. 8 kere 1 8 bir daha 9 bölü 8 oldu. C şıkkındakine bakalım. Birinci notamızın değeri 1 bölü 2. İkinci notamızın değeri ise 1 bölü 16. Paydamız 16 da eşitleniyor. 8 ile genişlettik. 8 bölü 16 artı 1 bölü 16'dan 9 bölü 16 oldu. D şıkkındaki ifademize bakarsak 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün toplamı. Toplarsak 2 bölü 4 elde ettik. Bizim bulduğumuz sayı 6 bölü 8'di. Şıklarda 6 bölü 8 yok. Bu durumda sadeleştirelim. Her ikisi de 2'ye bölünen sayılar. Sadeleştirirsek 3 bölü 4 oldu. 3 bölü 4 cevabı A şıkkında karşımıza çıkmıştı. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Canlılar alemi 4 eş afişle, bitkiler ve hayvanlar alemi ise kendilerine ayrılan afişin 2 eş bölüme ayrılması ile gösterilmiştir. Buna göre omurgasız hayvanlara ait afiş tüm afişlerin kaçta kaçıdır? Baktığımızda afişlerimiz burada da yine mantarlar ve mikroskobik canlıların olduğu bölüm ikişer parçaya ayrılsaydı şu şekilde iki parçaya ayrılıp buralara da afiş konulsaydı kaç parçaya ayrılmış olacaktı toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış olacaktı. Omurgasızlarda bundan bir tanesine eşit. Yani 8'de 1'lik alan kaplıyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Aşağıda verilen kağıt şekil 1'deki gibi noktalı yerlerden ok yönünde katlanıyor. Daha sonra şekil 2'deki gibi ok yönünde tekrar katlanıyor. Buna göre şekil 3'te oluşan parça başlangıçta verilen kağıdın kaçta kaçıdır?
Başlangıçta verilen kağıdımız öncelikle şekil 1'de ne yapılmış bakın? 3 parçaya ayrılmış. Daha sonra bu verilen parçalar tekrar 3 parçaya ayrılmış. Demek ki 3 ile 3'ü çarparsak 9 parça var. Artık şekil 3'te verilen parçamızsa bu 9 parçadan birine eşit. Yani başlangıçtaki kağıdımız 9 parçaya ayrılmış. Şekil 3'teki parçamızsa bunun 1 parçasına eşit. Yani 9'da 1 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı.